Başlayacağım. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Şimdi Uğur Bey, sizin partinizden de iki farklı açıklama geldi. Dün Kore Aydın Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda bizim de bu tür duyumlarımız var dedi. Fakat daha sonra Genel Başkanınız Meral Akşener bu tür duyumlar hep olur, büyütmemek lazım, büyütmeyi doğru bulmuyorum gibi bir perspektif geliştirdi. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya? Şimdi buna ilişkin zaten hem emniyet birimleri hem de sivil çevrelerden bu tür uyarılar gelir. Gelmeye de devam etmektedir. Gerek katıldığımız organizasyonlarda gerek programlarda. Dolayısıyla bununla ilgili belli tedbirler alınır. Bu tedbirler doğrultusunda hareket edilir. Tabii bu tedbirler ve tedbirlerin sonuçlarını öngörebilmek de mümkün değil. Ancak burada Sayın Genel Başkanımız bu tür duyumlar sivil kanattan, bazen de gelmesi gereken kanattan gelir diye bir açıklama yaptı. Demokrat Parti'yi ziyaretimiz sırasında. Dolayısıyla bunu çok dillendirmeyi doğru bulmuyoruz dedi Sayın Genel Başkan. Bunları önemsemiyoruz demedi. Elbette önemsiyoruz. Kaldı ki burada iki değerli hukukçu da stüdyoda konuğunuz. Burada siyasi cinayetler elbette Türk siyasetinin ve böylesine zorlu bir dönemden geçerken bizlerin çok konusu olmasından imtina etmeyi tercih ediyoruz. Bunu dile getirmek, bunu düşünmek ya da buna göre bir pozisyon almakta çok sağlıklı bir durum olacağını düşünmüyoruz. Ancak burada da şunu dikkat etmek gerekiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılan açıklamalarla meclis grubundan yapılan açıklamaları da dikkate aldığımızda burada siyasi cinayetler olabilir ya da siyasi saldırılar olabilir. Elinizdeki belgeleri savcılığa verin demişler. Ben iki değerli hukukçu olduğu için de onları da bu anlamda katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz dönem içerisinde muhalif gazetecilere darp edildiler. Bununla birlikte bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı, Gelecek Partisi genel başkan yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ evinin önünde darp edildi. En sonunda İstanbul İl Başkanımız Sayın Burak Avuncu bir televizyon programının çıkışında bir partiliyle görüşürken, konuşurken bir darp durumu gerçekleşti. Şimdi burada siyasi cinayet dediğimiz zaman ya da bu tür eylemler dediğimiz zaman böyle inanılmaz menzildeki keskin nişancı tüfekleriyle bir çatının üzerine konuşlanarak yapılacak bir eylem gibi, Amerikan filmleri gibi değerlendirmeye gerek yok. O gün Selçuk Özdağ'ın başına aldığı darbe veya boynuna aldığı darbe üzerinden düştüğü yerde kafasını kaldırıma çarpsaydı, Sayın Burak Avuncu, İstanbul İl Başkanımız aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldığında kafasını orada bir yere çarpsaydı, bu bir cinayet değil midir? Bu kişiler siyasi değil midir? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırı, Çubuk'ta uğradığı saldırı sonucunda şahsa karşı müessir fiili, adam yaralamadan işlem yapılıyor. Sayın Burak Avuncu ile ilgili de adam yaralamadan işlem yapılıyor. Sayın Selçuk Özdağ ile de ilgili adam yaralamadan işlem yapılıyor. Bunlar şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin genel başkanı. Sayın Selçuk Özdağ eski milletvekili. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Birinci, ben yanlış hatırlıyorsam beni düzeltsin lütfen. Eski grup başkan vekili AK Parti'de yanlış hatırlamıyorsam. Devamla şu an Gelecek Partisi genel başkan yardımcısı. Burak Avuncu İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, genel başkan yardımcılığını yaptı. Şu an İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptı. İYİ Parti'nin milyonlarca seçmeni var. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi milyonlarca seçmeni var. Gelecek Partisi henüz bir seçime girmediği için ölçümlenebilmiş bir parti değil. Şimdi bu eylemlerin sonuçlarının nereye varacağını öngörmek gerekmiyor mu? Bunlar sadece adam yaralama fiili olarak mı değerlendirilecek? Yani bu partilere oy veren, bu partileri destekleyen, bu partilere gönül veren insanlarla diğer partilere gönül veren insanları karşı karşıya getiren tavır ve eylemler değil midir bu? Bunun sonucunda hem toplumdaki gerilim yükselip hem partiler arasındaki gerilim artmaz mı? Yani burada sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanlarını tek başına, yani bugünden yarına, bugünden ileriye dönük bir durumdan ziyade geçmişteki olayları da dikkate alarak değerlendirmek hepimiz için daha aydınlatıcı, daha ışık tutucu olacaktır. Dolayısıyla biraz önce de tekrar düşmekten imtina ediyorum. Biraz önce de dile getirdiğim gibi bugün tüm siyasetçilere,
tüm siyasi partilere gönül veren seçmene birbirlerine karşı yapılacak ya da bunu provoke etmeye dönük her tavır bu bahsedilen saldırıların ve olası gerilimlerin müsebbibi olacaktır. Yani bunları tahkikatında bu eylemleri gerçekleştiren insanların, faillerin, şüphelilerin, HTS kayıtları, bas kayıtları, kimlerle iletişimdelermiş, kimlerle görüşmüşler, bunların çok net bir şekilde dikkatlice ve titizlikle araştırılması gerekiyor. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'den dün ve bugün yapılan açıklamalarda, buyurun ben burada ekranlarda sizin aracılığınızda iki tane değerli hukukçunun da katıldığı bir programda örnek olarak veriyorum. Sadece geçtiğimiz dönem içerisinde ikisi siyasi olmak üzere, bir de muhalif gazeteciler olmak üzere ya da muhalif yazı yazan gazeteciler olmak üzere, araştırmacılar olmak üzere birçok dosya var. Bu dosyaların hepsini birleştirerek baksınlar, bu dosyaların kesişmelerine baksınlar. Bu dosyaların kesişmelerinden bir yere ulaşılıyor mu, ulaşılmıyor mu? Bu bir odağın işi mi, yoksa bu münferit olaylar mı? Bütün bunların hepsini araştırma imkanları var. Buyurun, savcılıkta bu dosyalar var. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'na bu iddialarını dikkate alarak savcılıktaki dosyalar arasında bir illiyet bağı var mı, yok mu? Bunlar araştırılır. Bunların araştırılması sonucunda da bir takım sonuçlar çıkar. Ama tekrar söylüyorum, partilerin temsilcileri ve siyasetçileri ve gazetecileri bu şekilde yapılan eylemlerin her birini yaralama eylemi olarak değerlendirmekte ben açıkçası biraz gözleri kapatmak, gözlere perde inmek olarak görüyorum. Bunun hem Türk hukuku açısından hem de asayişimiz açısından, ülke asayişi açısından çok fayda getireceğini düşünmüyorum. Bunun çok daha büyük cesaretlere sebep olacağını düşünüyorum. Hakeza Rize'de Sayın Genel Başkanımıza karşı ortaya konulan tutumu da ben hafızalarda tazelemek isterim. Çok detayına girip de o talihsiz olayları gözümüzün önüne canlandırmayı tercih etmiyorum ama yeri geldiği için vurgulamamız gerekiyor. Tabii Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak, 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar partisinin genel başkanı olarak, bunlar daha iyi günleriniz cümlesi talihsiz bir açıklama oldu diye düşünüyorum. Üzücü bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Siyasi gerilimin Sayın Erdoğan tarafından da yükseltildiği bir açıklama oldu. Dolayısıyla biraz daha dikkatli ve özenli olmak hepimiz için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok